Tüm baskılara rağmen adaylıktan çekilmeyen Muharrem İnce koalisyon ortaklarıyla CHP'yi yerden yere vurdu. Efendim Kılıçdaroğlu'nun kazanmak gibi bir niyeti yok, günah keçisi arıyorlar dedi. O günah keçisi olarak da beni seçtiler dedi. Muharrem İnce'nin ifadesi. Kılıçdaroğlu'nun kazanmak gibi bir niyeti yok, günah keçisi arıyorlar. Seccade skandalını da değerlendirdi İnce. Parti içi kumpas imasında bulundu. Haklar olmalıdır siyasette. Koalisyon ortaklarıyla Muharrem İnce arasında çekilme polemiği sürüyor. İnce'nin adaylıktan çekilmesini isteyen masa baskısını artırdı. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle. Muharrem İnce katıldığı televizyon programında konuştu. Geri adım atmadı. Adaylıktan çekilmeyeceğini tekrarladı. 115 bin kişi sandığa gitti, imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Şimdi burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok. Teknik olarak da bu mümkün değil artık. Çünkü kurallar çekildi, isimler belli. İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini de değerlendirdi. İttifak için gelmediğini söyledi. Giderken Sayın Kılıçdaroğlu Halil İbrahim sofrasından bahsetti kapının önünde. Odamda konuşurken onu da söylemedi. Dostlar alışverişte görsün ziyaretiydi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı bu son güne kalmazdı zaten. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybedeceğini savundu. Suçluyu şimdiden ilan etmek istiyorlar dedi. Kazanmak gibi bir dertleri yok. Hesapları seçimin sonucunda biz bunu kaybedeceğiz. Suçluyu şimdiden ilan edelim. Bu Muharrem İnce. Dertleri bu. İnce seccade skandalını da değerlendirdi. CHP'de kurulan kumpasları hatırlattı. 75 yaşında adam fark etmemiş olabilir. Sen nasıl partilisin orada fark edeceksin. Birbirine kumpas kuran tipler var orada. Partisinin kendi evlatlarına. Kılıçdaroğlu'nun son seçimi, genel başkanlık kazansa da kaybetse de genel başkanlık boşta. Herkes birbirini biçiyor orada. Herkes birbirini. Muharrem İnce'ye atılan iftiralar, Ekrem İmamoğlu'na atılan iftiralar, kendi genel başkanlarına kumpas kurarlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.